İyi akşamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi ilk oyunuma çok çabuk başlayacağım. Hemen Acun Bey, herhangi birisini seçebilir misiniz sahneden? Çok çabuk. Bir kişi seçebilir misiniz? Gelme, yanında kal. Yanında kal, tamam, yanında kal. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Solumda ve sağımda birer kutu var, gördün değil mi? Şimdi birisi solumda, birisi sağımda. Hangisini istiyorsun? Hangisi? Göster bunu. Tamam. Şimdi biz bunu parçalayalım mı? Biz bunu kullanalım mı? Parçalayalım mı? Kullanalım mı? Parçalayalım. Tamam. Emin misin? Dakika. Bak bana. Ama bu bir anlam katmaz. Burada birisi olmalı değil mi? Arkadaşın hayatını kurtardın, teşekkürler. Şimdi çok güzel bir oyun oynayacağız. Çocukken bunu hepimiz oynamışızdır. Şimdi herkesten ayağa kalkmasını istiyorum. Rica ediyorum, herkes ayağa kalksın. Çok iyi. Herkes. Mükemmel. Herkes ellerini ceplerine atsın. Bir tane demir para çıkarsın. Para yoksa herhangi bir küçük bir şey. Tabii ki de öğrenciler 25 kuruş maksimum. Çalışanlarsa 1 lira. Tamam. Herkes çıkardı mı? Herkes para böyle tutsun. Tamam, mükemmel. Şimdi size seçimini telkin etmeye çalışacağım. Bakalım olacak mı? Telkin edeceğimi söylüyorum ve buna rağmen telkin olacaksınız. Tamam. Şimdi herkes parayı sol eline alsın. Bu benim sağım, o sizin solunuz. Tamam. Şimdi sol ele alın, sağ ele alın. Karıştır, arkanıza alın. Karıştırın. Ve böyle tutun. Tamam. Şimdi istatistiğe bakalım. İstatistikte İnsanların %85'i sağ elli, yani sağ olarak. Buna dayanarak insanlar refleks olarak sağ ele para alırlar. Beni kandırmak istemeyen, benimle çok kolay oynamak isteyen insanlar hemen sağ ele atarlar. Ama beni kandırmak isteyenler, benim bulamamamı isteyen insanlar parayı sol ele alırlar. Ben zoru seçeceğim. Parası sol elde olanlar ayakta kalsın, sağ elde olanlar otursun lütfen. Çoğunluğu oturdu. Tamam, çok iyi. Sol elde olanlar kalsın. Şimdi yeniden. Bir kere daha. Parayı tutun böyle. Arkaya alın. Karıştırın. Biraz daha. Ve böyle. Tamam. Şimdi yine de deneyimime dayanarak biliyorum ki ikinci seçimde beni daha az yanıltmak isteyen veya nasıl söyleyeyim, daha doğal seçim değiştirmek olur. Herkes değiştirir. Çoğunluğu değiştirir. Bu doğal bir şeydir. Ama beni kandırmak isteyen ve benim bulamamamı isteyen insanlar aynı elde saklarlar ki ben bulamayayım. Çünkü onlar onların değiştirdiklerimi düşünüyorlar. Parayı yine sol elde olan ve yine değiştirmeyen lütfen ayakta kalsın, geri kalanlar hepsi otursun. Tamam, çok güzel. Acun Bey, size rica etsem bir tane kişi seçebilir misiniz yine de? Sahneye çıkacak. Sahneye çıkan birisi... Ha, çok iyi. Gelebilirsin. Kim? Simeyi. Meyhan, sizi böyle alalım. Bu sefer para oyunu büyüteceğiz, tamam mı? Bende burada biraz para var, birazcık. Benim aylık bursum. Para destesini içeri açacağım böyle. Burada para destemiz var. Senden isteğim, parayı çıkarıp yerini değiştirebilirsin. Veya sadece poşetleri yerine oynatabilirsin. Oynadıktan sonra bunlarla istediğinle herhangi birisiyle örtüceksin, tamam mı?
parayı değiştirdikten sonra evet, mı örteceğim? Evet, parayı değiştireceksin, tamam. Poşetleri bükeceksin, koyacaksın buraya ve bunu örtüler de üstüne örteceksin hepsini. Tamam, anladım. Ben bulmaya çalışacağım. Tamam. Tamam mı? Tamam o zaman. Ben jüriye bakıyorum. Bu arada oyunun anlamını anlatacağım. Eğer ben parayı bulursam, para bende kalacak. Eğer bulamazsam, parayı arkadaşa diyeceğiz. Banktan kredi almıştım. Bulursan bittim vallahi. 6000 euroya yakın. Gerçek 6000 euro mu var orada? Harbi mi? Saldırın. Tamam mı? Sen cebe sakla onu. Tamam, tamam. Dönüyorum. Tamam. Şimdi... Bulamazsam parayla birlikte ayakkabım burada kalacak. Ve şovun geri kalan kısmına bir ayakkabıyla devam edeceğim. Bu zor olur değil mi? Tamam. Tamam, deneyelim mi? Tamam. Bulamazsam ayakkabı burada kalacak, tamam mı? Tamam. Ayakkabımı giyebilirim. Alkışlarınızla eser yenilerini sahneye çağırmak istiyorum. Ben kendi isteğimle çıktım sahneye. Arkadaşlar. Merhabalar. Süper alayım mı içersem? Tabii. Çok özür dilerim. Tamam. Böyle mi? Çok süper, böyle. Süper, tamam. Evet. Şimdi sizinle çok güzel bir oyun oynayacağız. Hazırım. O da parayla olan bir oyun olacak. Tamam. Yok, o bende kalsın. Yani. Para demişken bununla oynayalım ya. 6 bin euro muydu bu? Tamam. O bende kalsın. Bununla mı? Tamam. Hadi. Onu tutun şimdi elinizde. Tamam. Şimdi sizden isteyeceğimiz şey bu olacak. Siz miminizle çok iyi oynayabilirsiniz çünkü bu sizin mesleğiniz sayılır. Evet. Mesleğiniz. Aklınızı alacaksınız, oynayacaksınız, tamam mı? Evet. Ama bunu daha eğlenceli yapmak için sahnedeki herkesten birer tane isim düşünmesini istiyorum. Çok basit bir isim, yani çok kullanılan bir isim olmasın. Basit değil de, çok kullanılan bir isim olmasın. Tamam mı? Tamam, mükemmel. Şimdi 1, 2, 3 dediğim zaman herkes ismi bağıracak, tamam mı? Herkes aynı sesle ismi bağıracak, tamam mı? Anlaştık. Şimdi para ver, tutun. Böyle tutun ellerinizi. Elleri böyle yapıyor. Evet, tamam. Şimdi 1, 2, 3. Bir kere daha. Bir kere. Pelin ve... Emrah olur mu? Tamam. Tamam. Pelin ve Emrah. Tamam. Şimdi sizden buraya bakmanızı istiyorum. Nereye? Böyle. Bu bakmayayım. Bakın. Ha. Bu ekrana bakın. Ve bu ekrana bakın, tamam mı? Evet. Eğer bu ekrana bakın, tamam mı? Ve bu ekrana bakın. Eğer bu ekrandaysa ne demiştik? Emrah'ı düşünün. Burada ise Pelin. 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 Tamam. Emrah'la Pelin. Emrah'la evet. Pelin. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi ya, düşün... Bir dakika ya. Sahnede ben varım, ne yapıyorsun sen ya? Böyle bir şey var ya. Ben böyle bir hayatımda şey... Hayatımda ilk defa gördüm. Hayatımda görmedim. Ben varım sahnede ya. Affedersin. Seni sen unuttum ya, ben. Ya. Beş yıldır böyle bir şey görmedim. Oğlum dürdüğümde çarpı yedim lan, hayatımda yemedim. Böyle gerçekten. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Madem şu an çarpı yedik, abanıyoruz ve bu gösteriyi şahane hale getiriyoruz. Evet. Kardeşim, tamam mı? Hadi, hadi. Tamam. Özgün amana rağmen. Burası Emrah, burası Pelin. Evet. Adamsın, yürü. Hangisinde? Bul çabuk. Şimdi düşünün. Düşünüyorum. Ha, işte bu. İsmi hakkında tekrarlayın, tamam mı? Tamam. Tamam. Pelin, Emrah değil mi? Ne? Emrah, bunda. Ne bunda? Para bunda. Hayır. Bunda mı? Evet. Tamam, bir kere daha yapalım. Tamam, bir kere daha yapalım. Bir kere daha karıştıralım. Olur böyle. Tamam, bir kere daha karıştıralım. Deseniz istiyorum. Şimdi bir kere daha. Herkes aklında herhangi bir hayvan düşünsün. Herhangi bir hayvan. Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ve hayvanı 1, 2, 3 derken bitireceğiz, tamam mı? 1, 2, 3 dediğim zaman herkes hayvanı bağıracak. Kedi, köpek gibi bir şey olmasın. Tamam, 1, 2, 3. Fil ve at.
Tamam. Bir daha saklayayım mı? Evet, saklayayım bir daha. Fil ve at. Tamam, devam edelim. Çok gürültülü. Tamam. Tamam, tamam. Böyle tutun. Tamam, buraya bakın. Eğer buradaysa fil düşün, eğer buradaysa at düşün, tamam mı? Tamam, burası fil, burası at. Evet. Tamam. Fil at. Fil at. At. Bunda. Bunda mı? Bir kere daha, son bir kere, son bir şans, tamam mı? Son bir şans. Sonda göreceksiniz. Teşekkür ediyoruz. Ciddi mi ya? Hayır, ben bir yere bağlayacağını zannediyorum. Hala ümitliyim senden oğlum. Eser. Hayır, seni kurtarmak için bastık yani, yanlış anlama. Aydın. Ve sen... Sen şu anda bir televizyon programındasın. Yani olağanüstü kötü kullandın vaktini. Yani aldın vakti, çöpe attın. Bu kadar, yani nasıl dayanalım biz buna yani? Evet diyenler bir, hayır diyenler ikiye basıyor. Yani hakikaten nasıl daraldığımı sana anlatamam. Salonu işin içine sokuyorsun defalarca. Jüriyi sahneye alıyorsun. Gelmek ister misiniz demiyorsun. Alkışlarla davet ediyoruz diyorsun. Hani bir sorulur ya hani, siz de gelmek ister misiniz? Belki hayır diyecek. Yani baştan aşağı komple her şey yanlış. Tek olan şey çok sempatiksin. Çok da iyi bir arkadaşsın. Ya ben kesinlikle çok aşırı derecede uzattın. Ve tekrara düşünce zaten sıkışan şey iyice sıkıştı. Bu da bizi kilitledi burada. Eseri oraya alman okey güzel ama oraya aldığın zaman bir jüri üyesini gerçekten tadında bir şey olmalı, gösteri olmalı. Yani olmadı. Umarım düşersin yani, diyeceğim de pek. Aydın, sahneye jüri çıkartıyorsan elinde tut. Hangisini yapmazsın yani, anlıyor musun? Sahneye jüri çıkartıyorsan hani ona göre görkemli bir şov yap da bari. Hani herkes çıkartamıyor, zaten bir ayrıcalık oluyor. Eser sahneye çıktıysa böyle etkili bir gösteri yapman lazım. Bunu yapıyorsan eserde onu herkes yapar zaten yani. Neyse yüzdemizi alalım, sağlık olsun. Trafik kazası gibi düşün. Canını da sıkma. Ben niye kazada öldüm şu an, ben onu anlamadım. Ben bak samimi söylüyorum. Kazada... Benim Özgür'le aramdaki fark şu. Özgür resmen sen varken bastı. Ben... Sen orada perişan oldun. Perişan oldun. Arkadaşımı, kardeşimi kurtarayım diye niye basacağımı şaşırdım. Benimki acil durum basışı. Şaka yapıyorum, şaka. Tabii ki. Özgün de bir bildiği vardır. Bravo. Yüzdemizi alıyoruz. Ben seni unuttum. O kadar bunalmıştı. O kadar bunaldım. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.